Bünyamin'e bu hafta eğlenceli bir giriş yapalım dedik. Gelinler düğünlerin yıldızlarıdır. Ama bazen yıldızlar da kayabiliyor. İşte o görüntüler. Oh shoot. Oh my God. Oh my God. Three. Yes. Oh! Yeah! I'm not going to support you, all right? Good lad. Careful, guys. Watch your step. Big round of applause for ladies and gentlemen. Let's bring it out. Careful with that gate. Whoa! Beykent TV ekranlarından Dünya Bir Programı ile karşınızdayız değerli izleyenler. Biliyorsunuz programımızda her hafta gelin ve damat adaylarımız için çeşitli konularda sizlere yardımcı olabilmek adına tüyolar alıyoruz. Bunlar gerek gelinlik, gerek damatlık, gerek organizasyon, gerekse kuaför oluyor. Bugün de gelinlerin, gelin adaylarının en çok aradığı isim Fatih Sarıkaya'ya konuk oluyoruz. Hem gelinbaşı modelleri hakkında hem makyaj trendleri hakkında çeşitli bilgi ve tüyolar alacağız. Şimdi Fatih'in yanına geçiyorum. Fatih Sarıkaya'nın yanına geldik. Aslında neredeyse bütün gelinlerin, kadınların aradığı isim kendisi. Çünkü en özel, en güzel günlerinde kendilerini adeta bir kuğuya, bir prensese dönüştürüyor. Bugün kendisinden hem gelinbaşı hakkında, trendler hakkında bilgiler alacağız, hem makyaj konuşacağız, hem de kuaförümüzü bu özel günlerde nasıl seçmeliyiz, nelere göre seçmeliyiz bunları soracağız. Ama hemen ben öncelikle Fatih'e dönmek istiyorum. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın öncelikle? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım istiyorum. Tabii. Sonrasında bayağı hanımlarımız, özellikle gelin adaylarımız için güzel sorular hazırladık. Bunları da öğreneceğiz sonrasında. Ben Fatih. Hı hı. Yaklaşık 20 senedir kadınlarla uğraşıyorum ve kadınları güzelleştirmeye çalışıyorum. Zor bir iş aslında baktığınız zaman. Aslında kadınlar. Zevkli bir iş.
zevkli ama bir o kadar da sanıyorum. Biz kadınlar hassas olduğumuz için bazen konu güzellik olunca da beğenmek biraz daha böyle güçleşebiliyor. Evet. O yüzden sabırlı olması gereken bir iş. O sebeple 20 yıldır bu işle uğraştığına göre sabırlı bir insansın sanıyorum ki. Sabırlıyım ve severek yapıyorum. Çok güzel peki. Şimdi düğün sezonundayız. Bu sene gelinlerimiz işte özellikle şu dönemlerde muhtemelen salona akın ediyorlar. Evet. Genellikle böyle istedikleri bir model var mı bu aralar üzerinde durdukları gelinlerin? Şimdi gelinlerimiz genellikle tabii ki ünlü isimlerin saçlarını ve makyajlarını istiyorlar. Hı hı. Bu ara en çok Fahriye Evcan'la geliyorlar. Evet. Onun saç modeli ve makyajını istiyorlar. Hı hı. Ama biz tabii ki kişiye uygun makyajı yapmayı tercih ediyoruz. Yüz şekli, saçı, giyeceği gelinlik, tacı. Hı hı. Onlara göre hareket ediyoruz. Bu sene peki genellikle hangi saç modelleri trend? Gelin başı için özellikle konuşacak olursa. Şu anda artık daha salaş, daha doğal saçlar moda. Hı hı. Eski işte o yüksek topuzlar, taranmış topuzlar yok. Daha salaş, daha açık. Bunlar daha moda şu anda. Geçmişe baktığımız zaman dedin ya işte uzun büyük topuzlar yapılıyordu. Hakikaten çok abartılı saçlar falan. O zamanlar mesela güzel gözükebiliyordu gözümüze. Şimdi baktığım zaman aman Allah'ım dediğim modeller var. Evet. O zamanlar çok gördüğümüz ama şimdi baktığımız dehşete düştüğümüz. Acaba ileriki zamanlarda bu modellere içinde öyle düşünecek olur muyuz? Ya da doğal modeller her zaman varlığını koruyor mu sana göre? Şimdi şöyle doğal modeller her zaman varlığını koruyor tabii ki ama daha ileriye doğru daha doğala geçeceğiz. İşte gelin adayları işte bir düz fön çektirip belki bir duvak takacaklar. Hı hı. Daha natural makyajlar yaptırmaya başlayacaklar. Belki. Bazı gelin adayları için tabii ki bu. Bazıları abartıyı çok seviyor. Yine abartıyı seviyor baktığımız zaman. Peki gelinlikle saç modelinin uyumu diye bir şey var mı? Yani gelinliği baz alıyor muyuz saç modeli oluştururken? Şimdi bazı gelinlerde evet alıyoruz. Çünkü çok salaş gelinlikler giyiyorlar. Haliyle çok toplu bir saç yapamıyoruz. Hı hı. Daha salaş saçlar yapıyoruz. Bazen de hiç almıyoruz. Hı. Çünkü kişinin yüzü bazen topuzu kaldırmayabilir. Hı. Evet. Daha doğal saçları kaldırıyor. Bazı yüzlerde daha toplu saçları kaldırıyor. Hı hı. Aslında kişiye göre hareket ediyoruz. Peki düğün konsepti için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Yani düğün konseptine göre saç, makyaj hani buna bakıyor muyuz? Atıyorum mesela işte kumsalda düğün yapacak ya da nikah yapacak. Ona göre bir model ya tabii, da salonda kesinlikle. Bunlara da bakıyorsunuz. Kesinlikle. Yani şimdi kumsalda düğünü olan bir insanı tutup çok abartı bir topuz yapamıyoruz. Daha doğal saçlar yapıyoruz. Hı hı. Peki hangi gelinlik modellerinde, hangi saç modellerini öneriyorsunuz? Ya da böyle bir tutum var mı i̇şte genellikle? Yani biraz önce söylediğim gibi hani gelinliğe göre çok fazla hareket etmiyoruz. İşte balıkta açık da olabilir, toplu da olabilir, salaş da toplu da olabilir, açık da olabilir. Kişiye göre hareket ediyoruz yine. Çok fazla hani bakmıyorsunuz. Bakmıyoruz kesinlikle. O zaman yüz tipini de baz alıyorsunuz. Yani en önemli yüz tipi şey çok o sanıyorum. Önemli, evet, kesinlikle. Peki onunla ilgili ne dersin? Yani bir sürü yüz tipi var işte. Hani geniş olan var, ince uzun olan var. Şimdi tabii hani benim için çok önemli değil çünkü ben makyajla hepsini kapatabiliyorum. Hı-hı. İşte şişman bir yüzü zayıflatıyorum ya da zayıf bir yüzü daha çok ortaya çıkartabiliyorum. Hı-hı. Bununla ilgili bir sıkıntım yok benim. Gelin adaylarının da yok. Gönül rahatlığıyla geliyorlar. Çok güzel. Çünkü o zaman hani yüz tipi ne olursa olsun hani makyajla hallolabildiği için evet, her kesinlikle. Gelin istediği saç modelini uygulatabiliyor, yaptırtabiliyor. Kesinlikle. Bu da çok güzel bir şey. Çok büyük bir avantaj. Peki gelin adaylarımızda mesela model belirlemesi yapıyorsunuz. Yani o gün yapmıyorsunuz. Öncesinde muhtemelen belirliyorsunuz. Şu model olsun, şöyle şimdi yapalım şöyle, diye. Ben prova almıyorum. Çünkü prova aldığımda kendimi terzi gibi hissediyorum. Evet, doğru. Ve bizim işimizde provanın bence bir sonraki devamlılığı yok. Bir de aynı saç mesela mümkün olamaz değil. Da aynı mümkün makyaj. Değil. Aynı makyaj da olamaz, mümkün değil. Ben de onu soracaktım. Genel çünkü prova yapabiliyorlar. Hı-hı. O yüzden hani prova yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz ya da işte kaç kere yapılıyor falan bunu bazen abartan yerlere ya da kişilere rastlayabiliyoruz. Gelin aslında adayı biraz simplikli olunca. Gelin adaylarıyla alakalı bir durum. Çünkü çok stresli oluyorlar ve o günü gerçekten bir anda kabus hale getirebiliyorlar. Ay, sizin için de zor bu değil mi? Yani ne kadar stres olurlarsa bizim belki o kadar zorlaşıyor. O kadar etkiler diye ben de düşünüyorum. Gelin adayları düğünden öncesinde bir bakım evresine giriyorlar aslında. Evet. Gerek işte saçla ilgili olsun gerek ciltle ilgili olsun. Saç için konuşacak olursak gelin adaylarımızın düğünden öncesinde yaptırmalarını veya yaptırmamalarını tavsiye ettiğiniz bir şey var mı uygulama? Aslında saçla ilgili böyle bir şey yok ama ciltle ilgili var tabii ki. Hı-hı. İşte cilt bakım mesela bir 20 gün önceden yapılmalı. Hı-hı. İşte yüzde herhangi bir epilasyon ağda olayı varsa onlar işte 20-25 gün önceden yapılmalı. Neden? Çünkü cilt bakımından sonra bazen makyaj tutmayabilir ciltte. Hmm. Cilt farklı reaksiyonlar gösterdiği için işte
lazerden sonra. Hı-hı. Yani o gün bir kabus olabilir onlar için. Tutmuyor yani. Evet, evet, makyaj kesinlikle. Falan tutması çok önemli. Genel olarak konuşacak olursak bu senenin saç için trendleri nelerdir? Kesim olsun, boya olsun. Bu sene omuzda saçlar moda. Hı-hı. Soğuk tonlar modaydı ama artık sıcak tonlar moda. Sıcağa geçişler yaptık. Evet. Tabii ki soğuk yakışan insanlara yine soğuk yapıyoruz ama sıcaklar daha revaçlı olacak. Yara yeşiller, griler falan var. Şu an bunlar out mu olmaya başladı? Out olmaya başladı. Şimdi daha böyle bakırlar, işte çikolata kahveleri falan moda olmaya başladı. Çok güzel. Ben de daha çok şahsen beğendiğim sıcak modeller. Tonlar. Sıcak tonlar daha çok. Peki gelinler için şey derler genelde. İşte düğüne kadar saçlarımı uzatıyorum. İşte düğünde işte topuz yaptıracağım. Ya bu sorunu o kadar çok yaşıyoruz ki aslında. Düğüne kadar saçlarını uzatıyorlar ve o gün burada saç kesiliyor. Çok absürt. 4-5 ay. Evet kesinlikle. Çünkü uçları inanılmaz kırık oluyor. Evet. Saç topladığımızda bir işe yaramıyor. Hı-hı. Onun için çok fazla uzatmalarını tavsiye etmiyoruz. Omuz hizasında, omuzun biraz aşağısında olabilir. Peki kısa saçlar için yapılacak güzel yine gelin başı modelleri oluyor tabii, mu? Tabii tabii. Ek saçlarla uzatıyoruz. Ya da işte kısa saçları toplayabiliyoruz da. Yine hani uzun olması gerekiyor sanıyorum. Yani, rahat çok gerekli model değil aslında. Ha, değil. Biz her türlü hallediyoruz. Omuz hizası yeterli bizim için. Çok güzel. Peki. Şimdi gelin makyajına geçeceğiz. Çünkü hep böyle şey, makyaj yaparız, düğüne mi gidiyorsun falan derler. Genelde gelinlerin ayrı bir makyaj tarzı olur. Daha böyle gösterişli olur, daha kıvamında olur. O yüzden biraz bununla ilgili ben konuşmak istiyorum. Gelin makyajında trend diye bir şey var mı öncelikle? Gelin makyajında bir trend başladı, evet. Daha doğal, daha temiz makyajlar tabii ki. Ama bazı yüzlerde daha temiz makyajlar durmuyor. Niye? Çünkü bazen doğallığın yakışmadığı kadınlar var. Daha kadın görünüyor. Bazen de hani çok makyajın yakışmadığı kadın var. Daha işte hafif makyajlar yapılıyor. Aslında öyle bir trend de yok. Yani yine kişinin yüzüne göre yakışana hareket ediyoruz. Göre evet, evet, yapıyoruz kesinlikle. Baktığımızda. Peki bu mesela in out'lardan bahsedecek olursak makyajda. Ben çok eskilere gideceğim. Evet. Sen de yenilerden örnek verirsin. Tamam. Bu işte annelerimizin falan o düğün fotoğraflarına baktığımız zaman ya da çocukluğumuzdaki işte yanaklar yumruk yemiş gibi falan allıklar, kırmızılar. İşte aynen kırmızılar, yeşil yeşil, mavi mavi işte göz farları falan. Evet. O zamanlar herhalde bu trendli, modaydı ya da böyle biliniyordu makyaj. Aynen. Şu an tabii baktığımızda Allah korusun falan diyoruz. Evet evet kesinlikle. Şimdi son dönemlere geldiğimizde tabii 5 yıl, 3 yıl geriye gittiğimizde artık kesinlikle bunu kullanmıyoruz. Onun yerine şu alternatifler var. Bu in bu out diyeceğimiz şeyler var mı? Şimdi makyajda artık çok fazla mavi tonlar, işte onun benzeri tonlarını kullanmıyoruz. Daha natürel işte kahve tonlar, işte bakır tonlar, işte yanakta aldıklar daha belirgin ama daha işte kahve tonları. İşte highlighterlar daha fazla, daha belirsiz dudaklar kullanılmaya başladı. Yani şu anda kesinlikle annelerimizin yaptırdığı makyajlar out. Out diyoruz. Evet. Bir de gerçekten bu sosyal medya, internetin de artık bu kadar elimizin altında olmasından sonrası çok fazla da makyaj yapmayı bizler de, yani sizler zaten bu işin profesyonelisiniz. Evet. Bizler de ancak o şekilde öğrenmeye başladık. İşte highlighter modası son belki de 1,5 yıldır bir falan buçuk bu kadar. Evet. Hayatımızda bu kadar işte yerini genişletmesinden sonrasında artık sizler zaten bu işin profesyonelisiniz ama bizler de biraz öğrenmeye başladık makyajcileri. Hafif profesyonel olmaya başladık. Hafif evet, hafif. Günü kurtaracak kadar. De işte düğüne nişana giderken eğer kendimiz yapacaksak kurtaracak kadar. Sen çok güzel yapmışsın ama makyajını. Teşekkür ederim. İşte ben kendim yapa yapa bir yerde öğrendik ama senin yaptığın makyajlara ben hayran kaldım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle işte ekranlarımızda da görüyoruzdur. Böyle ilk etapta yüzlere renkli bir şeyler seçip kırmızılı bir şey sürdün. Onun dışında işte bronz şeyler sürdün. Bunları yaydın. Bunların mesela amacı ne yüzdeki? Şimdi şöyle, bazı yüzlerde kontürleme yapıyoruz. Kişilerin kusurlarını saklama ya da kişilerin belirgin özelliklerini ortaya çıkarma. Nedir? İşte elmacık kemiğini ortaya çıkartıyoruz. İşte burnu küçültüyoruz, burnu kaldırıyoruz, işte dudağı büyütüyoruz gibi. Yani siz cerrahlara kapı tutuyorsunuz aslında baktığımız zaman hemen hemen. Biraz. Harika bir şey. Biz günlük olarak yapıyoruz bunu. Buna da kontürleme diyoruz. Kontürleme diyorsunuz. Evet. Bu yaptığınız bu işe yarıyor. Peki yine ben gelinlik modellerine geleceğim. Çünkü genellikle işte gelinlerimizden duyuyoruz. Gelinliğin böyle makyajımı nasıl yapsam atıyorum.
Nasıl var mesela gelinlik modeline göre de makyaj tarzı? Hani yüze göre dedik ama. Yok yok, sadece ne var biliyor musunuz? Sadece şöyle bir şey var. Duğa göre saç yapıyoruz. Duğa göre. Yani duğan peki ağırlığı önemli bizim için. Onu da yine kişinin suratına göre yapıyoruz. Kişinin yüz hatlarına göre yapıyoruz. Yani kişi atıyorum kır düğünü de yapsa, kumsalda da yapsa, salonda da yapsa yine yüz hattı mı önemli? Kesinlikle. Kesinlikle. Bu çok önemli bir şey. Peki şimdi makyaj yapılıyor. Atıyorum düğünden 4 saat belki de 5 saat öncesinden yapılıyor. Evet. Bunun da fotoğraf evresi var. Hele yaz aylarına terliyor gelinlerimiz. Evet. Düğünde işte halaylar, göbek atılıyor tabii, falan tabii. filan. Çok fazla bir yoğunluk oluyor ve cilt terliyor. Evet. Bu makyajın tutması için bir sihrimiz var mı? Yani şimdi şöyle, kullanılan ürünler çok önemli. Biz genellikle salonumuzda porselen makyaj yapıyoruz ve 24 saat kalıyor. Kişi makyajını çıkartırken bile zorlanıyor daha sonra, işte teşekkürleri aldığımızda öğreniyoruz biz de onu. Terlememesi için tabii ki terleyen, çok terleyen insanlara pudra ile ya da işte çeşitli ürünlerle terlememesini sağlıyoruz. Sağlıyorsun, dayanıyor yani bu süreçte. Kesinlikle. Yine saç için konuşacak olursak eğer, işte genellikle sanıyorum ki maşalı işte modeller ya da işte topuz yapılırken de maşalı modeller tercih ediliyor. Yine gelin yine oynadığı zaman, terlediği zaman bir bakıyoruz, o maşalar düşmüş, saç tiftik tiftik olmuş. Saçla ilgili yine yaptığımız özel bir sihir var mı ya da spreyi çok mu sıkmak lazım, az mı sıkmak lazım, neler söyleyebilirsiniz? Şimdi şöyle, saçla ilgili bir sihir yapamıyoruz haliyle, hava şartları çok etkili. Eğer kişinin fotoğraf çekimi yoksa saçı açık tercih etmiyoruz. Kesinlikle yaz aylarında mesela toplu tercih ediyoruz. Tabii. Biraz daha işte sonbahar ve kışta daha açık saçları tercih ediyoruz. Nemden en azından düşmesin. Aynen öyle. Hem kişi rahat etsin hem mutlu olarak düğününü tamamlasın diye. Peki hem saç yapıyoruz hem makyaj yapıyoruz. Makyaj için yine konuşacak olursak eğer, yüzde senin özellikle kendi görüşünde, kendi elinden çıkan gelin adaylarımızda vurgulamayı en çok sevdiğin noktalar neler yüzde? Ben kirpiyi çok seviyorum. Evet. Yüzde. Bir de bol allık seviyorum. Ne allısı? Allık. Allık. Bol allık bol seviyorum ve kirpik seviyorum. Güzel. Benim için çok önemli. Yani bol kirpik ve bol allıklı bir yüz. Zaten şey demişler, kaş göz gerisi söz. Aynen, sen onları kesinlikle ortaya çıkartıyorsun. Aynen. Bu çok güzel. Gelinlerimizin diyoruz da hep en özel günü. Neden en özel? Çünkü bir kere yaşanan bir gün. Bu sebeple... Yok, birkaç kere evlenenler var. Yani var ama genelde bir kere diye bakılıyor. Doğru bir şey aslında testi ama genelde hep... İkinci bahar var biliyorsun. Ha, evet. O zaman iki kere, yani hayatımızda çok fazla aslında olmuyor evet, işte bir düğüne, kendi düğünümüz diyelim baktığımızda. O yüzden kuaför seçimi çok önemli. Yani seçeceğimiz eli en iyi şekilde aslında bulup kesinlikle seçmek gerekiyor. Aslında hani bu şey, istediğimiz kadar saç konuşalım, makyaj konuşalım, bu iyi ellerden çıkmadığında bunun bir anlamı kalmıyor. Evet, o yüzden kuaförümüzü seçerken nelere dikkat edelim, kendimizi nasıl güvenceye alalım? Mesela sen prova yapmıyorsun ama seni tanıyanlara muhtemelen, hani tanıdıkları için güveniyorlar. Evet. Tanımadığı bir kuaförle anlaşacak kişilere prova yapmalarını öneriyor musun? Bunları soralım sana. Şimdi şöyle, zaten genellikle gelin adayları hali hazırda olan kuaförlerine gidiyorlar. Eğer ki bir arkadaşının gittiği kuaför varsa ve daha iyi olduğunu düşünüyorsa oraya gidiyor. Hani hiç kimse pat diye bir yerden gitmiyor aslında. Herkes işte sosyal medyadan, arkadaşının kuaförüne falan gidiyor. Tabii ki normalde prova aldırabilirler. Evet. Gidip tanışabilirler. Şey de çok önemli, elektriğin tutması da çok önemli kişiyle. Evet. Sen mesela makyaj yaparken bile gülüyorsun geline. Evet. O enerjiyi veriyorsun. Severek yapıyorum şimdi çünkü. Evet. Eğer gelin de çok enerjikse süper. Çok güzel. Sözleşme de yapılıyor. Sen yapıyor sözleşme musun mesela yapıyor, sözleşme? Ne oluyor sözleşmede? Bunun amacı i̇şte ne? Sözleşmede genellikle biraz önce de bahsettiğimiz gibi işte 15-20 gün önceden cilt bakımı yaptırmayacağı, işte lazer yaptırmayacağı, işte ağda yaptırmayacağı, işte o gün geleceği, bunlarla ilgili sözleşme yapıyoruz. Çok güzel. Onlara varana kadar yazıyoruz aslında maddelerimizi. Bunun evet önemi de yine aslında gelinin güzel olabilmesi için. Kesinlikle. Çünkü ben mesela her yerde bu uyarıları ben duymuyorum. Şu an bu kadar, 2 yıldır bu programı çekiyoruz. İşte kuaför, saç makyaj üzerine yaptığımız röportajlar var. İlk defa mesela ben burada bugün bir şey öğrendim. İşte düğünden öncesinde yüz cilt bakımı için bakım yapılmayacağını. Bu önemli bir algı. Çünkü o makyajı emek emek yapıyorsa onun tutması da aynen önemli cilde göre. Bunları da soracaktık. Peki gelinlerimiz, kuaförlerimiz ne kadar süre öncesinden seçmeliler?
Modellerine ne zaman karar vermeliler? Bunu da sormuş olalım. Şimdi şöyle, her kuaför için ya da güzellik merkezi için bu değişebilir. Biz mesela şu anda 2018'in gelinlerini dolduruyoruz. Yani bizden randevu almak isteyenler 6 ay veya 4 ay önceden alması gerekiyor. Bazı yerler tabii bir hafta önceden, 15 gün önceden alabilirler. Alabiliyorlar. Salonlara göre değişebilir yani. Bugün bile bakıyoruz aslında. Hani bu dar zamanda özellikle bize zaman ayırdığın için teşekkür ediyoruz. Ben çünkü teşekkür ederim. Sabahın bilmem artık kaçından beri buradasın. 6'da geldin. Ve biz geldiğimizde daha çekime başlamadan önce 4 tane gelin çıkardığını söyledin buradan. Bir gelin hazırlık sürecine baktığımız zaman zaten görüyoruz ekranlarımızda da uzun ve zorlu bir süreç aslında. Evet, ve sen 4 tane ayrı ayrı model, ayrı ayrı gelin, makyaj çıkartıyorsun. İşin gerçekten çok zor. Bu yoğunlukta da o yüzden seni yakalayabilmek için ya da istedikleri kuaförü yakalamak adına çok öncesinden, en az 4 ay öncesinden randevu almaları gerekiyor. Son dakikaya bırakmıyoruz yani randevularımızı. Bunları öneriyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir sükunetle bütün sorularımızı yanıtladın. Gelin adaylarımıza da ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin bir tavsiye var mıdır son olarak bize söyleyeceğim? Gelin adaylarına sadece şunu söyleyebilirim. O gün sadece stresli olmasınlar. Evet. Çünkü her şey o kadar hızlı ilerliyor ki burada, başka bir salonda, başka bir meslektaşımda da olsa onlar ne kadar gerilirse o kadar gergin oluyor. Onlar ne kadar rahatsa o kadar rahat oluyor her şey. Çok teşekkür ediyoruz sana bu yoğunlukta bize vakit ayırdığın için tekrar. Evet, gelinimiz kuğu gibi oldu ve düğüne hazır. Peki prenses gelinlerimizi harika mücevherlerle tamamlasak güzel olmaz mıydı? O zaman gözlerinizin kamaşacağı 2017 Mücevher Fuarı'na gidiyoruz. Evet, şimdi ise İstanbul Cevalı Show'daki ilk durağımızdayız. Ayhan Bey ile birlikteyiz. Kendisinden bazı tüyolar, detaylar alacağız. Son trendlerle alakalı. Fuarımızla ilgili de konuşacağız. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle sizi tanıyalım. Ayhan Bey, hoş bulduk. Ben yönetim kurulu başkanı Ayhan Güner. Bugün burada güzel bir fuar var. Çok kalabalık, çok geniş bir alanda fuar alanı mevcut. Buna ilgili öncelikle neler söylemek istersiniz? Öncelikle bu fuar Avrupa'nın en büyük ilk 5 fuar arasına giriyor. Burada gördüğünüz insanların hepsi kuyumcu. Burada perakende müşteri yok. Bu branş ve profesyonel bir fuar. Onun için gelenlerin, ziyaretçilerin yarısı da yabancı. Bu bizim için çok önemli bir fuar, Türkiye için. Evet, önemli olduğu gerçekten çok belli zaten. Şimdi bizim programımızın adı Dünya Evi. Konuştuk sizinle. Düğün öncesi bütün hazırlıkları kapsıyor. Bunun içerisinde tabii ki de takılar, mücevherler olmazsa olmaz. Öncelikle evliliğe ilk adım, yani evlilik teklifi de zaten bir mücevherle başlıyor tek taşla. Sonrasında düğün, takı, nişan, takı, bunlar bu şekilde devam ediyor. Son trendleri ben sormak istiyorum. Tek taşla ilgili, beş taşla ilgili son yapılar nelerdir öncelikle? Buradan damat adaylarına bazı tiyolar verelim. Valla şimdi Tektaş'la ilgili ve Allianz'la ilgili bu ilk evlilik teklifi yapıldığı zaman artık Tektaş Türkiye'de olmazsa olmaza girdi. Tabii insanlar daha çok dizayn, daha çok yenilik, bir evlilik teklifi yapılırken herkesin aldığı değil de daha yenilik, değişik bir şey yapabilir miyim? Yaptığım zaman kızı daha çok nasıl etkilerim? Bir kere trend yeni bir şey bulmak. İkinci trend artık işte düğünde takalım takımı. Kasaya koyalım, 6 ay sonra çıkartalım, bir daha takalım. Bu bitti. Artık her gün kullanabileceğim, işe giderken iş kadınlarının, insanların devamlı severek, isteyerek kullanabileceği mücevherler trend. Kimse kasaya alıp, fırlanta alıp kasaya saklamak istemiyor. Kullanmak istiyor, onunla beraber yaşamak istiyor.
onun ışıltısıyla moralini yüksek tutmak istiyor. Kadınlar biliyorsunuz pırlanta aldığı zaman mutlu oluyorlar. Aynı zamanda o eve de mutluluk giriyor. İşte evlere mutluluk girmesi için herkesin evde bir pırlantası olması lazım. Peki bugün fuarımızın ilk günü baktığımız zaman daha çok gelenler kadın ağırlıkta mı, erkek ağırlıkta mı? Nelerle karşılaşıyorsunuz burada? Şimdi burada biz perakende müşteri başında söylediğim gibi olmadığı için buraya gelenler kuyumcu. Kadın patronlar da var, erkek patronlar da var. Burada gezen insanların hepsi patron. Hepsi profesyonel. Şu anda mesela burada görüyorsunuz yurt dışından dünyanın her yerinden alıcılar var. Şili'den var, Peru'dan var, Orta Doğu'dan var, Avrupa'dan var. Onun için buradakileri gezenlerin, sokakta gördüğün adamların hepsi bir patron. Çok güzel. Peki kadınlar neden sizce mücevherle mutlu oluyorlar? Mücevher ne kadar güzel bir şey. Niye öyle söylüyorsunuz? Şimdi mücevheri aldığınız zaman kızınıza bırakabilirsiniz, torununuza bırakabilirsiniz. Hangi ayakkabıyı, çantayı, telefonu bir dahaki nesle kaydırabilirsiniz? 3 milyon yılda oluşuyor bir pırlanta. 3 milyon yılda oluşuyor. Yani bu ne demekti biliyor musun? Tabiatta ne kadar zor bir şey bu. Bu zaten bu pırlantaya kadınlar sahip olduğu zaman onun ışıltısıyla enerjisi yükseliyor. Şimdi düşünsenize, yani elinde tek taş yüzük var, bakıyor ve hoşuna gidiyor ve seviniyor, mutlu oluyor. Bu yetmez mi yani sizce? Peki, sizce damat adayları ne tarz tasarımlar tarafından gitmeli, ne tarz şeyler tercih etmeliler? Sizler tasarımlarınızda en çok neyi vurgulamayı seviyorsunuz mesela? Valla bizim kendi firmamızın orijinal yüzükleri var. Yüzükler iç içe. İki tane tek taş var. Dışında da bir tane daha var. İçinde hanımefendilerin ismini yazıyoruz. Damat adayı yüzüğün içini açtığı zaman içinde hanımefendi kendi ismini görüyor. Tabii herkes yenilik yapmaya çalışıyoruz. Biz de çalışıyoruz ama sonuç olarak damat adayı biraz çalışacak, araştırma yapacak. Öyle hemen gidip bir yerden tek taş alayım, evlenme teklif edeyim yok. Bir orijinalliği olsun yani artık. Yani o kadar iş basit olmasın bence. Ne kadar süre öncesinden mücevher ya da tek taş hazırlığı yapmalı damat adayları? Bu damata göre değişir. Yani şimdi biraz ince düşünenler var, kalın düşünenler var. Artık öyle biraz da olmadı ama en az iki ay önceden tasarlamalı, belki interneti araştırmalı. 2 ay, 3 ay önceden başlamalı bence. Öyle 15 gün kala falan ben tek taş alayım, gideyim evlenmek teklif edeyim diyorsa karşıdaki insana az değer verdiğini gösterir bence. Haklısınız. Peki o zaman geçelim biraz da düğünlere. Aslında en özel gün, tamamlayıcı gün gelin ve damatlar için bakacak olursak. Bu günlerde hem aile bireyleri geline ve damada çeşitli mücevherler ve takılar armağan ediyorlar. Hem de yine damat adayı geline güzel bir takı seti takabiliyor. Bununla ilgili son trendleri sizden öğrenelim. Sizce hangileri daha iyidir, neler tercih etmeliler bu konuda? Pırlantalı takılarda, şimdi burada ekonomik mesele var. Evet. Ya herkesin gücüne göre. Ya bazı insan işte 5.000 liralık setle mutlu olabilir. Bazısı 50.000. Şimdi onların zevkine de göre de modeller değişiyor. Şimdi bilemiyorsunuz. Modeller yani, de parayla. Yani şimdi ben 50.000 liralık, 100.000 liralık takı istiyorsam başka bir dünyaya gidiyoruz. Evet. Ama herkesin kullanabileceği işte 3.000, 5.000, 7.000 liralık setler de başka bir dünya. Evet. Herkes kendi dünyasında mutlu olmak istiyor. Biz o gelenlere göre mutluluk veriyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii çok yoğunuz. Tutmayalım sizi. Verdiğiniz tavsiyeler, tiyolar için ayağınıza ağzınıza sağlık diyorum. Sağ olun. Ben. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, sizler için İstanbul Mücevher Fuarı'ndaydık. Burada bir sürü firmayı gezdik, gördük. Firmalarımızdan çeşitli tüyolar aldık. Yeni trendler neler takılarda bunları öğrendik. Damat adaylarımız için eğer evlilik teklif etmek istiyorsak tek taşla ilgili dediğim gibi çeşitli tüyolar aldık. Aman damat adayları bu tüyoları göz önünde bulundurarak takılarımızı, tek taşlarımızı seçelim diyoruz. Ve programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde sizlere rehber olmak adına çeşitli firmalarla tekrar sizlerle birlikte olacağız.